Galatasaray'la ilgili çok soru geliyor. Seçim ne olacak? Seçimde kim seçilirse işte hoca olayı var. Ee, antrenör kim olacak? İşte kimisi eğer Dursun Bey seçilirse Fatih Terim olur mu diyorlar. Yani bunu sokaktaki Galatasaray taraftarı soruyor abi. Galatasaray seyircisi soruyor. Vallahi öncelikle Galatasaray'ın iki tane başkan adayının ee, bu kıyasya bir rekabet içinde <laughs> olduğunu düşünürsek bu hafta projelerin konuşulacağı bir hafta olacak. Özellikle e, aldığım bilgilere göre söylüyorum ben yani. Dursun Bey'in Cumartesi günü çok büyük bir tanıtımı var. Bu konuda Erdem Timur ve bu sunumu yapacak. Basketboldaki yakaladığı ve Galatasaray'da genç taraftar grubu Genç üyeler de Erden Tümür'e karşı çok büyük sempati besliyorlar, sevgi besliyorlar. Büyük bir ihtimalle onun yapacağı sunum çok etkili olacak. Bunu zaten divanda da başkan konuştuğu için söylüyorum net olarak. Dursun Özbek konuştuğu için söylüyorum. Bir defa adayı yapacaklar, ekip olarak yapacaklar, kendi ceplerinden yapacaklar. Bakın Galatasaray'a zarar şey şeydi kendi ceplerine en kısa sürede yapacaklarını duydum. Eşref Bey'in de bir takım projeler, bir takım sponsorlarla görüştüğü bize geliyor. Ama tabii onların hep beraber gideceğiz, bu programlarını izleyeceğiz. Çünkü Eşref Bey böyle bir açıklama yapmadı. Bu sunumları ne zaman ne şekilde yapacak onu bilmiyorum ama Dursun Bey'in kendi yönetim içinde önemli görevler dağıttığını da biliyorum mesela Cibar'a tekrar voleybol içinde olacağını duydum. Mehmet Cibar'ın Ali Yüce'de destek olacağını duydum yani. Dolayısıyla bu süreç içerisinde ben projeleri bekliyorum. Yani kasa kolaylığı zaten sağlanamıyor ama e, Eşep Bey zaten kasa kolaylığı yapmayacağını söylemişti yasa gereği de. Eğer bu kasa kolaylığı sağlanabilecek ortam olsa bunu sağlayabilecek kişi Dursun Özbek. Geçen sefer sağladığı 21 milyon euro verdi. 17'sini aldı, 4'ünü bağışladı olmayacağı için projelerden konuşulacak ve bu projelerin zaten Kolombos e, Columbus projesi var. E, Cemal Ceman iki 2,5 milyar liralık bir bu proje. Bunun dışındaki bütün projelerle Galatasaray'ın en hızlı şekilde aktarabilecek paranın 5 milyar lira olduğunu duydum. 5 milyar iyi bir para. Yani Öyle. öncelikle TL 5 milyar TL tabii canım. Euro'dan bahsetmiyorum. Öyle bir rakam değil. Yani bununla en kısa sürede hareket edilecek. Ve e, e, şu gerçek var. Mesela nedir ne bilmiyorum ama e, herhalde Dursun Bey'in futbol satışa sıcak bakmadığını duydum ekibinden. Özellikle var olan takımı güçlendireceklerini duydum. E, herhalde Eşref Bey'in de bu şekilde düşürmesi gerektiğine inanıyorum. Biraz satıştan yana tavır koyuyormuş ama Galatasaray'ın iskeletini bozmak onun yerine oyuncu da alınacak. Bunu da hatırlatırım. Yani gidip A plas oyuncuları gönderip C plas oyuncularla ligi götüremezsiniz. Buradan bir hatırlatayım. Kerem için Lyon iddiası yani, var mı? Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'nde de e, yani şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro oluşturmak her zaman için kıymetlidir diye düşünüyorum. Ama bunun ötesinde dediğim gibi proje çok değerli. Bir defa e, Flora projesi Kemerburgaz, Mecidiyeköy'deki bina, salon projesi, bunlar zaten Dursun Özbek döneminde hayata geçmişti. O almıştı bu izinleri. Onun da projeleri devam ediyor. Bunların da çok çabuk hayata geçireceğini tahmin ediyorum ben. Yani güçlü bir ekip var. Burada kazanan Galatasaray olacak yani bu süreç içerisinde. Keşke Eşref Bey de tıpkı Metin Öztürk gibi birleşmeyi kabul edip güçlü bir yönetimle, tek bir yönetimle Galatasaray yönetimine talip olsalardı diye düşünüyorum. Ama bu hafta çok dolu dolu geçecek yani bakacağız. Şimdi <laughs> tabii bir şey konuşamıyoruz. Hani 17 Haziran'a bir kere daha var. Artı 17'sinde değil 11'inde seçim. Hayır hayır. Şey diyorum. E, transfer, evet, evet. resmi dönem. Transfer. 17 evet. E, bütçe yok, bütçeler açıklanmadı vesaire. e Federasyon seçimi çok önemli. Artı Galatasaray'ın seçimi önemli. Yani burada şu oyuncu mu geliyor, bu oyuncu mu Ama Levent abi bize bir hat çizdi. Dedi ki, Dursun Bey seçilirse hiçbir oyuncu satışına pek sıcak bakmıyorlar. Ama bir hoca değişikliği olur. 5 milyar TL gibi bir Dursun Bey'in kaynak projesi ekibiyle beraber var. İşte voleybol takımı, salonlar hepsi. Bir de Galatasaray'ın 2 milyar 250 milyon borcu olduğunu ödedim, evet. öğrendim. Galatasaray'ın kadrosu yani Dursun Bey'in kadrosu akil kişilerden, liyakat sahibi kişilerden dedi. Değil mi abi? Evet. Haziran ayı içinde de Gürcan 25 milyon euroluk bir ödeme var. Buyur abi. Bir Galatasaray takip eden bir insan olarak söylüyorum. Bu hemen oyuncu satışıyla yapılabilecek bir şey değil. Abi zor. Yani Ahmet Bey hayırlı olsun Ahmet Nur Dün seçildi. İşi çok ve çıktı. Açık açık dedi. Söyledi, söyledi. Yani biz dedi artık yetiştiren takım olacağız dedi. Genç takım. Aynı modellemeyi bu sezon yani sezon başında eee Galatasaray'la Fenerbahçe yaptı. Yani Galatasaray'ın tercihleri bekleneni veremedi. Levent Abi haklı orda. Ya da yani 6.5 milyon euro tabii para harcadı. Bir de ya, arada 4 oyuncu aldı. da ya da iyi yönetilemedi. Şimdi Galatasaray takımının geçen sene gövdeli iki tane oyuncusu var, biri Kerem, biri Marka. Nelson da arıyor. Yani. Evet. Mesela düşün geçen seneki kadroyu Kerem Aktürkoğlu olmasa Galatasaray takım kaleye gidemeyecek gibi. Yani e, ne organizasyonu var, ne de e, öyle bir oyuncu yapısı var. Şimdi böyle bir ortamda e, tek değer, tek tek, tek asetinizi sat, satarsanız, Kerem'den bahsediyorum. Ee, yerine ondan onun gibisini bulmanız lazım. Nereye buluyorsun abi? Nereden buluyorsun ya yani? Bulsan bile Kerem bile geldi ikinci senesi. Ee, bu duruma gelebildi. Gelişmesini ikinci senesinde tamamladı. Mesela Rıdvan yetişti Beşiktaş'tan sözünü kesim he. affedersin. 5 bin euro vermişler. Olur mu ya? Mesela Onun yani aynı adam alamazsın. Mesela, mesela işte Emre'yi aldın. Emre Kılıncı Sivas'tan sezonun en gövdeli oyuncularındandır Emre. Ama yapamadı katkı aşamayı. yapmadı sana. Tabii aşamayı yapamadı. yapamadı. Ee, mesela Mert Hakan. Bir buçuk sene sonra e, O da yani, İsmail Hoca ile parladı tabii. daha çok. Ki e, büyük yani büyük takımda genç oyuncu için büyük takımda oynamak da. E, i̇şte aldın Yunus'u 150 bin euroya kiraladın. Tabii. Neler yaptı ortada Adana Demirspor'da? 2 milyon euro para verdin şeye Barış Alper Yılmaz'a. Sana katkısı yok. Golü yok ya. Bak 3 tane orta sahası Berkan'a 4 milyon euro verdin para aldın. Bu da o, Haziran'da bunu da taksit ödenecek. Golü yok adamın Taylan'la ikisi. Böyle orta saha Galatasaray'da hiç görmedik biz bu zamana Hayır, kadar. Hayır mesela başka bir düzende başka bir sistemde nasıl İsmail Hoca geldi başkalaştırdı Fenerbahçe takımını. Yani bu Fenerbahçe takımına 15 maç yenilmeyen Fenerbahçe takımının bu oyuncularını Ocak ayında kendi taraftarı bile çöp diyordu. Demek ki doğru bir organizasyon lazım öncelikle. Önce oyuncuların ne yapıp... Eğer yapab... Fatih Terim'le bu oyuncular başarılı olamamış, Domayek'te de olamamışlarsa bu oyuncu kalitesini ortaya koyar. Eğer sen e, geçmiş Pereira'yla e başarılı olmayıp İsmail Kartal'la başarılı olmuşsan bu da oyuncu farkını ortaya koyar. Mert Hakan için söylüyorum. E sen milli takımın hocası istatistikten bahsedip kreatif oyuncu olan İrfan Can'ı kadroya almıyorsan, Mert Hakan'ı çağırmıyorsan sen Berkan'ı çağırıyorsan ben senin ne donladığı düşüncelerinden şüphe duyuyorum. Kusura yans, bakma ya. Yalnız, e, Kusura bakma yani. Baba e, Galatasaray takım kötü bir takım değil. Bak Muslera. Önündeki iki oyuncu. Marka o. Ya sen marka. E, e, tamam 3 yazdın. Gel öne gel. Kim var önde? Taylan Berkan. E, yok yok. Şey olarak tartışılmayacak. Berkan şey e, Kerem. Kerem var. Başka? Ee, Mustafa Muhammed var. Oynamadı fazla. Ama, var onu da katalım. Hadi, hadi. 5 oldu. Evet. Halil Dervişoğlu var. Halil Dervişoğlu. Var. Halil Dervişoğlu. Kiralık gitti. Cak ne var? Cak ne yok uzun Fe süredir. Fegüli var. Fegüli gitti. Geçen sene için söylüyorum abi. Hiçbir şey yok. Abicim geçen sene için söylüyorum. Geçen bu, bitti, bu sezon için söylüyorsun geçen, değil mi yani? Tabii tabii geçti. E, tamam sese. da yani Fegüli ile zaten sözleşmeyi sunu uzatmadı Galatasaray. 7 tane. Üst düzey oyuncusu vardı Galatasaray. Kaç yaşında gelmiş Fegül abi? Abicim ben onu bilmem. 7 tane süperlik için Evet. üst düzey diyebileceğimiz, tamam mı yeterli diyeceğimiz en az 7 tane oyuncusu vardı Gal Galatasaray. Galatasaray takımının Fatih Hoca döneminde, Torrent döneminde sağ içinde doğru iyi bir organizasyon olmadı. Oyun lideri yok ki olsun. Orta sahası yok ki Öyle olsun. Mi? Üretmeyen, Ol tüketen bir orta sahalı ancak buraya kadar Ol geliyorsun. Olmadı. Eğer bu takımın <laughs> en çok gol atan oyuncusu Kerem oluyorsa... Sor artık yani. Sen, hem ya, en iyisi hem de en çok ya, gol atar. Bu, burada çok net transfer planlamasında yanlışları oldu. E söyledik yani bunu zaten. Çıkıldağ sen. olsun, Morutan olsun. Yani bu oyunculardan ne beklendi? De transfer edildi. Nasıl ne 12 milyon fark? veriyorsunuz? Tabii bunları ne ne anlamadım ben yani. E, beklendi. Bilmiyorum yani. Ve e, Hiç şey rastladın mı Levent abi? Yani bu e, sezon süresince ...Çıkılday veya Moruta'nın... ...acayip şeyler yaptığı bir maç oldu mu? Bu Kasımpaşa maçında... ...Kasıpaşa maçında, maçı. maçında Moruta'nın attığı çalımlar... ...Gözse maçında attığı gol... Bir tane. Yani bir iki tane ondan soru yok. Yani te, ayağı belki sol ayağı iyi ama... ...tempolu değil ağır bir oyuncu. Ağır. Top götüremiyor. da bir şey var fakat o hastalıktan sonra... ...geri düştü o da toparlamadı. Hoca da Domanec de ona yüzüne bakmadı... Daha çok dedi ya benim prensim Berkan dedi. Ne prensmiş yani ya. Vallahi samimi söylüyorum şok oldum yani. Herhalde bizim görmediğimiz bir şey var. Kunsta da prens e, havası yaratmış Berkan. İlginçtir. 4 milyon euro verip geri alır mı acaba Alanya Spor? Merak ediyorum. 4 milyon euro verip geri alır Peki, mı? Peki dönen oyuncularla başkalaşma olur mu? Ben, ben Emre Akbaba'nın Galatasaray'a dönmek istemediğini duydum. 30 yaşında Galatasaray taraftarı biliyorsun tepki göstermişti. Ondan kaçtı gitti. Ben o yüzden Fatih Terim'i eleştirdim. Senin olduğun yerde oyuncu kaçmayacak. Çünkü bu Galatasaray'ın evladı çocuğu diye aldınız Galatasaray taraftarları. Bu kadar çabuk üstünü silemezsiniz. Emrah Baba, Galatasaray gel, gel. için iki gel, gel. defa ayağı kırıldı. Antalya'da sakatlandı. Bunu hak etmedi Emrah Baba. Gelmek Eleştirdi. Istemi, istemiyor diye Alanya'da kalmak istiyor diye. Evet onu ben de duydum. Doğru mu yani Doğru abi? olabilir. Normalde çünkü Alanya'da mutluysa şu adam oynuyorsa başarılıysa futbolcu oynamak ister ya. Ya Yunus gibi bir oyuncu senin döneminde oynattığı Fatih'in oynattığı dönemde kupada 3 tane gol at. Hattrick yapmış bir oyuncu. Bu kadar genç ve yetenekli bir oyuncu. Şunu soruyorum. Niye Adana'yı da bir sene evvel şampiyon yapmış öyle değil mi? Sen takip et Adana Spor'u çıkartmış. Sen yeni sezonda Adana Demirspor niye veriyorsun? Gitme, hayır kardeşim benim sana ihtiyacım var desene. Niye böyle bir oyuncu varken sen Barış Alper'i alıyorsun? Ya da morutanı Ya yani niye alıyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Bu nasıl bir zihniyet yani? Benim eleştirdiğim konu bu. Nasıl alıyorsunuz ya? Gitsin pis. Yunus oynasın. Dediyiz. Evet. E o... Ne pişsinler? Pişmiş adam ya Ne oldu? Kavrulsun mu ya? Fındık mı bu kavrulsun? Leblebi mi bu? Allahını seversen yani. Pissin diyorsun yani. Ben değil Fatih hocam. E tamam da yanlış bir felsefe. Ben eleştiriyorum. Galatasaray'ın gençlik politikası palavra bir politika Hep, ya ne gençliği ya hepisi. Galatasaray takımından kimse Galatasaray takımı şan yarışmacı bir takım abi Galatasaray takımı yetiştirici bir takımdır yetişen oyuncu varsa çıkar oynar zaten önünü kimse kesemez Emre'nin de kesmediler Arda'nın da kesmediler çıkma oynadı. Arda Manisa'dan sonra geldi oynadı ondan sonra Atletico Madrid'e gitti affedersiniz ya ya yani Yunus'u bir sene Adana'ya vermesin. Sende de oynuyor ve milli takımda da oynuyor. 7 futbolcu verdiği dönemde Galatasaray'ın oynadığı bir oyuncuydu. İlk 11'de 7 tane, 6 tane, 7 tane Galatasaray oyuncu vardı. Yapma ya Yunus. O kadar ufak bir oyuncu değil. Senin bu sene sağ tarafında olsaydı 36 yaşındaki Babel'le oynuyorsun sağ tarafta ya. Yunus kadar katkısı olmuş mu acaba? Bir bak bakalım. Allah aşkına şu listeye bak. Kim bu Babel ya? 36 yaşında Efkaf'tan emekli Babel efendi. <laughs> bu iş mi ya? Allah'ını. Onu sever. da Fatih Hoca transfer etti. E tamam da eski Babel değil. Bu paraları transfer edecek bir Babel değildi ya.